Selamünaleyküm. Kıymetli misafirlerimiz, bizleri burada ağırlayan Aydın ailesi adına Adem Aydın kardeşimizi selamımı konuşacağımız üzere kürsüye davet ediyorum. Allah'a hamd, Resulüne selatü selam olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise necat olan Ramazan ayında bu değerli kardeşlerimize bir araya gelmiş olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Buraya uzaktan yakından teşrif eden tüm kardeşlerimizden, hepinizden Allah razı olsun. Sözlerin başında ifade ettiğim gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise necat, cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını çok iyi idrak etmek mecburiyetindeyiz. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların yapmış oldukları ibadetlerin manalarını kavrayarak inşallah ifa etmek mecburiyetleri vardır. Ramazan ayı bizlere çok şey anlatıyor. Ramazan ayı bizlere yeni bir dünyayı kurmayı anlatıyor esasında. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının ona bu izzeti, bu şerefi, bu haysiyeti, bu onuru, bu sultanlığı veren içinde bulunan Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi'ne de bu şerefi, bu izzeti, bu onuru, bu haysiyeti veren o gece inen Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer yeryüzündeki Müslümanlar, bütün inanmış olan ruhlar, izzet, şeref, onur, haysiyet, sultanlık istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i duvarda asılı olmaktan indirip göğsüne, kalbine yerleştirmek zorundadır. İşte Ramazan'dan anlamamız gereken esas mana budur. Mikrofon elimizdeyken uzun uzunca konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü birçok hocalar, birçok vaizler camilerde, televizyon kanallarında uzun uzunca konuşuyor. İslam'a dair konuşulması gereken her şey esasında Hazreti Adem'den günümüze kadar konuşulmuştur. Biz Müslümanların yapması gereken esas konu ise konuşulanların hayata geçirilmesi meselesidir. Onun için çok uzun uzun konuşmayacağım. Sözlerimi inşallah kısa keseceğim. Ancak Ramazan ayı içerisindeyken de şu konudan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Ramazan ayında birçoğumuz fitrelerini ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize veriyor. Fitre bir kişinin günlük erzağını karşılayacak olan miktar demektir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığımız bu seneki fitre bedelini 11,5 lira olarak belirlemiştir. 11,5 lira bir fitre fiyatı bedelidir. 5 kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı 57,5 liradır. Bir aylık erzak ihtiyacı 1 milyar 700 milyon lira tutuyor. Onun için 949 lira asgari ücretle geçinmek zorunda kalan bütün Müslümanların, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan bütün insanların vebali üzerimizdedir. Onun için bu vebali yıkmak için Rabbim bize bu fitreyi verdirtiyor ve bu fitreden çıkartacağımız manaya göre de hareket etmemiz gerektiğini anlatıyor. Yine Ramazan-ı Şerif'ten sonraki gelecek olan hac mevsiminden anlamamız gereken bir takım manalar vardır. Bütün ibadetlere eğer Müslümanlar inandıkları davaya göre hareket etmiş olsa yeryüzünde, Mısır'da, Afrika'da, Suriye'de ve Bilad-ı İslam'ın tamamında akan kanlar duracaktır. Onun için hacdan anlamamız gereken de bir takım manalar vardır. Hacca giden, umreye giden abilerimiz, büyüklerimiz bilir ki Safa ile Merve arasında hızlı bir yürüyüş yapılır. Bu hızlı yürüyüşün manası da şudur. Hazreti İbrahim Efendimiz, Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i Kenan bölgesinden alıp Mekke'de ıssız bir bölgeye bıraktığı zaman Hazreti İsmail henüz daha küçücüktü. Susuzluktan çatlamak üzere olan Hazreti İsmail'in durumunu gören Hacer annemiz Hazreti İsmail'e su bulmak için bir Safa tepesine, bir Merve tepesine çıkıyordu. Bunu tam 7 kez yaptı. İşte oraya gidip temsili koşuyu yapan kardeşimizin bu koşudan anlaması gereken mana da şudur. Ey Müslüman kardeşim, ey aziz kardeşim, eğer Safa ile Merve arasında yapmış olduğun koşuyu yaşadığın bölgede, sorumlu olduğun toplulukta da yapmazsan Afrika'daki en yetim kardeşlerimiz en basit ilaçsızlıktan dolayı ölmek zorunda kalmayacak. Afrika'daki kardeşlerimizin durumuna çare olacaksın manasını getiriyor. Yine Orta Doğu'da bir damla petrolün bir damla kandan fazla olduğu, daha pahalı olduğu o bölgedeki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olacaksın. İşte alnından akan ter,
akan yaş şakakta birleştiği zaman Rabbim Afrika'daki elmas madenlerini, altın madenlerini, Orta Doğu'daki petrol zenginliklerini Müslümanların eline verecek ve o zaman gerçek manasıyla şu an içinde yaşadığımız saadet dünyasına çevirmiş olacak. Rabbim inşallah yapmış olduğumuz bütün ibadetleri bu manada yapmayı bizlere nasip eylesin.